Günaydın dostlarım, dost bildiklerim, dost kaldıklarım ve dost sandıklarım. Bu girişi beğenen bir arkadaş var, bunu onun için çektim. Kendime kahvaltı hazırladım. Ay susun ya! Ah, ah. Ay bu kuşların fenalığı. Neyse az kaldı, yakında kurtuluyorum. Kapya biberin arasına peynir koydum ve tost makinesinde bastırdım. Bu tabağımın ilk şöleni. Ondan sonra şurada bir ekmeğim var. Bir dilim yine aynı tost makinesinde yanında ekmek kızarttım. Bu ekmeğimi elim yana yana ikiye bölüyorum. Şöyle. Ondan sonra çayım var. Çay demledim ve haşlanmış yumurtam var. İki tane yumurta haşladım. Ben birazcık dikkat etmeye çalışıyorum. Ama şöyle bir durum oluştu. Çok az yemem. Yani kalorimden kısıtlamam lazım. Ama kahvaltı konusunda şöyle bir şeyi fark ettim. Eğer kahvaltımı sağlam yapmazsam, sabah karnımı güzelce doyurmazsam ben o gün asla doymuyorum. Ve böyle açlıktan ağlayacak duruma geliyorum. Bu yüzden kahvaltımı güzel yapmaya karar vermiş. Ay şunlara bakın ya. Yumurtalarımı soyacağım. Bu yumurta kabukları yavru kuşa veriliyor muydu acaba ya? Ona bir internetten bakayım. Ona göre yumurta kabuğu, yumurta ne verilmesi gerekiyorsa veririm. Kuşların şeyine koyarım, yesinler güzelce. Böyle bir şey vardı. Sinan bana yazmıştı bu kuşların şeyini ama. Sinan arkadaşı kuşçu çünkü. Biz Koko'yu o çocuktan almıştık. Ondan sonra Tonto'yu da onlar ondan aldı. Tonto'yu erkek zannediyorlardı. Tonto dişi çıkınca ben Koko'yu Sinanlara götürdüm, bıraktım. Ve ürediler. Hem de öyle böyle bir üremek değil. Ölen falan da yavruları oldu. Boş yumurta da yumurtladı. Ondan sonra bayağı Koko sürekli, aman Koko demişim, Tonto sürekli yumurtladı yani. Oturunca bakacağım, bu kabuğu mu faydalı yoksa şey mi faydalı. Yumurta kabuğu tozu diye bir şey gördüm geçenlerde. Eğer mesela o faydalıysa, tabii insanlar için de çok faydalıymış ama ben kullanacağımı zannetmiyorum. Kuşları alıp mama kaplarına koyabilirim. Ama önce bir bakmam lazım dediğim gibi. Ve kahvaltım hazır. Şu kabuk kısmı kenara alıyorum. Çatalın birini atıyorum. Bir tane bıçak alıyorum. Ve böyle bir kahvaltı yapacağım. Bir tane de domates, bir tane salatalık mı doğrasak ya? Evet, öyle yapalım. Domates ve salatalık da yiyelim. Ben yiyeyim daha doğrusu. Bir tane salatalık. Bir de domates. Zülfikar'ı izlemiş miydiniz? Beni böyle çok kaygılandıran bir filmdir. Zaten bazı böyle diziler, filmler beni aşırı derecede kaygılandırır. Zürtağ da onlardan bir tanesiydi. Böyle izlerken hep üzülürüm falan. Ama neyse. Salatalığımı soyuyorum. Ben salatalığın kabuğunu yemeyi sevmiyorum. Ama bu salatalık kabuklarıyla da güzel böyle bir mezemsi bir şey yapıyorlar. Sarımsak, zeytinyağı, tuz ve limonla karıştırarak böyle bir meze oluyor. Aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir ekstra değişiklik istiyorsanız böyle kibrit çöpü doğruyorsunuz salatalık kabuklarına. Ondan sonra sarımsak, zeytinyağı, limon, tuz karıştırıyorsunuz.
Domatesimi soymayacağım. Sadece şu kısımda böyle bir hafif maraz vardı. Orayı aldım. Domatesi soymama gerek yok. Domates kabuğuyla yiyebiliyorum. Bir arkadaş mesaj atmış. Daha doğrusu mesaj atmamış, yorum yapmış pardon. Demiş ki oje koleksiyonu var mı kanalda, bakayım ben mi demiş. Kanalda oje koleksiyonu videosu yok. Ama çekelim, ojelerini beğeniyorum demiş. Teşekkür ederim. Bir oje koleksiyonu çekelim. Çünkü çok fazla ojem var benim. Ve onları göstermek isterim sizlere. Şöyle. Bir de tuz tabi. Hiç tuz yok çünkü burada. Peynirin çok hafif bir tuzu var ama o da sayılmaz. Tamamdır. Ve sofraya geçebiliriz. Ailemizin domestik kabak çiçeği geldi. Ya saçlarım o kadar kötüydü ki. Tamam çık hadi oraya çık. Çık ne anlatıyorsun? Çık ha, otur öyle. Öyle oturacağım. Bir lokma bile vermeyeceğim. Ne yapacağım? Kuşu biter, köpeği başlar. Köpeği biter, balığı başlar. Aman Allah'ım. Hayvan sahiplenmek enayiliktir diyorum. Saçım çok kötü olduğu için böyle bir yönteme başvurdum. Arkadaşlar. Öncelikle yumurtama bakıyorum. Gayet güzel. Bir de şu biberle peynirli biberime bakıyorum. Çok güzel. Ben şeyi de çok severim. Kapya biberin içine dolma gibi doldurmak. Ama şöyle, lor peyniri, maydanoz. Çok hafif de kaşar rendeleyebilirsiniz. Böyle karıştırıp içine böyle tıkıştırın tıkıştırın fırınlayın. O kadar lezzetli oluyor ki, yumuşacık böyle sulu sulu çok lezzetli oluyor. Onu da çok seviyorum, aklınızda olsun. Ben şimdi gidiyorum kahvaltımı yapayım. Ondan sonra bir yerlerde tekrar görüşürüz sizlerle. Şöyle bir salonu süpürdüm sadece. Yatak odasını süpürmedim ve çıkan tozu göstermek istiyorum. Tozu, pisliği, kiri. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar hep benim saçlarım. Papyonun tüyleri. Camı, balkonu açtığımızda dışarıdan evin içerisine giren tozlar. Ondan sonra kuşların yere döktüğü şeyler falan. Ne derler ona? Yem kabuğu ve
görüyorsunuz bu ev her gün böyle süpürülüyor ama hiç bu kadar iyi çekmiyordu. Çünkü benim süpürgem bu kadar iyi çekmiyordu. Bu yüzden birkaç günlük daha bir hafta olmadı herhalde bu alet eve geleli ve aşırı memnunum. Gerçekten şu ana kadar beni bir kere olsun üzmedi. Aşırı 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 memnunum. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Çamaşır katlayacağım diye gittim ama gidemedim. kargom geldi. Şimdi kargoyu açacağız. Şöyle. Bantlı şeyleri makasla değil de bıçakla açıyorum. Şu bıçağı da sadece böyle şeyler için kullanıyorum. Saçlarım bir felaket ama birazdan tip kurtarma operasyonu yapacağız. Kutu aldım internetten. Güzel bir şekilde geldi gibi. Hemen bakalım. Banyo dolabının altına koyacağım. İçine bez, kirli bezleri. Üzerine şöyle bir sünger çıktı. Ondan sonra iki tane kutu aldım. İki kutu da böyle çıktı. Bakalım içinden bir şey daha çıktı. Markası şu. İşte ailemize hoş geldiniz. Ürünümüzü güzel günlerde kullanmanızı diler. Alışverişlerinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi büyük bir heyecanla beklemekteyiz. Keyifli alışverişler diye böyle bir şey göndermişler. Bir tane de Kuru Kahveci Mehmet Efendi'den şöyle bir tek kullanımlık, tek fincanlık daha doğrusu kahve göndermişler. Teşekkür ederim. Şöyle şu kuruyu ve şunu. Şöyle şöyle. Telefon çalıyor. Kim bu? Telefonum çaldı. Fransızca kursundan aramışlar. Ben Fransızca kursuna başlamak istiyordum. Kimse gitmemiş. O yüzden yedek talihlerden, hani yedeklerden beni aradı hoca. Ama şöyle bir şey oldu. Çok sinir oldum. Dedi ki, işte dedi, kitap olarak dedi, Lenovo'nun dedi, Aşet kitabını kullanıyoruz dedi. 180 lira bir fiyatı var dedi. Ondan sonra ben dedim ki, kitap bende var. Ondan sonra ben dedim hani yurt dışından almıştım. Bana dedi ki bandrollü değil mi? Dedim ki bandrollü olmasa ne olacak? İşte dedi bandrollü olmayan kitabı kabul etmiyorum dedi. Dedim ki aynı kitap hani PDF olarak indirip de gelecek olan insanlar da olabilir dedim. Hayır ben öyle kabul etmiyorum dedi. Herkesin 180 lirası olmak zorunda değil ama herkes Fransızca öğrenmek istiyor olabilir ya. Hani bu böyle çok çirkin bir şey gerçekten. Hani demesi lazım ki eğer kitabın yoksa alamayacak durumdaysan ben sana kendi kitabımdan fotokopi çekebilirim diyecek kadar eğitim aşkı olmalı. Çok gıcık oldum. Acayip gıcık oldum. Kadından çok rahatsız oldum ve gitmeyeceğim galiba. Neyse. Kutular çok sağlam geldi. Şöyle kapaklı bunlar. Bunları şöyle şu şekilde eğer isteyen olursa link falan şey yaparım, kendi aldığım yerden link atarım. İkincisi de bu. Beyaz renkli almak istedim ben. Grisi falan da vardı. Ama grileri falan hakkındaki yorumlar iyi değildi. Beyaz hakkındaki yorum çok iyiydi. Şimdi bunları banyoya götürüyorum. Bir tanesini şey olarak kullanacağım. Bez kirlisi olarak kullanacağım. Öbürünü de ben sütyenlerimi hiçbir şekilde kirli sepetine atmıyorum. Çünkü hani baleni bozuluyor, işte şu üst kısmı falan bozuluyor. O yüzden bir tanesini de sütyen kirlisi olarak kullanacağım. Şimdi bunları şeye götürüyorum. Üstlerinde bir silmek lazım. Böyle bir toz var. İnce böyle incecik bir toz var. Koli tozu da olabilir. Kadına o kadar sinirlendim ki ateşim çıktı resmen ve sıcak bastı. Rahatsız edici bir şekilde sıcak bastı. Neyse gideyim. Bunları yerine yerleştireyim. Ondan sonra bir de şurada şeyler var. Katlanacak kıyafetler var. Kurutmadan çıkardım. Onları güzelce katlayacağım. Görüşürüz. Evden çıktım. Vadiye gidiyorum şimdi. Şöyle giyindim. Ama burası büyük gösteren kısım. Burası normal gösteren kısım. Sanki çok zayıfmışım gibi de. Geldik artık. AVM'de, vadide görüşürüz.
vadiye şimdi geçiyorum. Aradan böyle 2 saat falan geçti. Ben hocayla buluştum ve hoca bana lahmacun ısmarladı. Ondan sonra kahve ve çay ısmarladı. Şimdi de geri döndüm, vadide bir kahve içeceğim. Çünkü bugün evde her sabah uyandığım anda içtiğim double Türk kahvemi içmediğim için burada bir filtre kahve içeceğim. Tabii ki de derste çalışacağım. Şöyle çantam da yanımda, sırt çantam her zaman yanımda. Öyle şimdi vadiye geldim. Trafik de bayağı yarım saat sürdü. Aynen 33 dakikalık bir trafiğin ardından kavuştum nihayet vadiye. Biraz daha oturacaktım ama orada erkek ırkı, erkek nüfusu fazla olduğu için fazla testosterona şey olmak istemedim. Fatih'te Orhan Baba çay evi mi ne, kahve evi mi ne? Şuramı da kopardım orada. O çay evinin yanında hemen şey var, bir böyle pideci, lahmacuncu gibi bir yer var. Ya adamın yaptığı lahmacun o kadar lezzetli oluyor ki hiçbir şekilde insanın ne böyle midesini rahatsız ediyor ne de böyle bir, yani hamuru ayrı güzel, böyle şey, iç kıymalı harcı, iç harcı ayrı güzel. Çok hoşuma gidiyor, çok seviyorum gerçekten. Ah, vadi kalabalık gibi görünüyor. Şurayı kanattım mı? Evet, kanatmışım. Pis kız. İçeri girince görüşürüz. Şu kızın üstündeki şeye baktım ama alttakiler bildiğiniz böyle 2,5 metre olan kızlar için ve fiyatı 139 lira. Kutonda. Şöyle. Göstereceğim burada. Şimdi bu L beden, tamam mı? Bana olması gereken beden bu ama bunu belime koyduğum zaman böyle yerde sıkılıyor ve yüksek bir bele koyduğum zaman, hani böyle ortalama bir belde iyice böyle oluyor. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ama şurada sen bir yana koydum, çok beğendim. Hayır, beğenmemişim. Sadece yakasını beğendim. Abi bu ne böyle? Saç çeker. Şöyle zikzaklı şeyler hep saç koparır. Bir de bir ara şundan alacağım bir tane herhalde. Ya buradan alırım ya şeyden. Defaktadım. Kazaklarımı zaten genel olarak Trendyol'dan alıyorum. Arabam olduğu için ve çok da üşümediğim için akrilik olması benim için çok bir problem teşkil etmiyor. Hala video çekiyorum diye kıza neden olmadı. Bu da güzel bir şeymiş. Evet. Daha bayağı güzelmiş ama bunu kim yaptı acaba? Bunu birisi mi yaptı yoksa bu böyle miydi? Çok böyle bir şeylerin paçalarına falan bakın arkadaşlarım alırken. Bu gerisler de şurada. Ama yok. Şey kısmı kötü. Mesela bunlar da kıvrılı veriyor böyle. Bir acayip oluyor. O yüzden bunları da sevmiyorum. Fiyat etiketi de kopmuş. O yüzden tamam. Elveda dostum. Zor dostum. Zor. Burada da ceftli falan filan var ama burada çok kalın ya, insanı havale geçirtir. Şurada havalı kızlar var. Hello pop girls. Ben şuydum hep. Hep bu olurdum ben. Ama dünyanın en neşeli insanı olup da buttercup olmak da bir acayipti. Güzel şeyler gelmiş. Bu ne? Çok severim böyle şeyleri. Çok hoş. Her şeyi belirli çok kısa yapıyorlar. O yüzden sevmiyorum. Krop güzel yapıyorlar. Hırkanın güzelliği. Bayılırım böyle şeylere. Ay, burada köpek kıyafetleri var. Köpek kıyafeti bu bana olur bayağı.
beni de bir köpek olduğumu unutmayın. Şöyle şöyle minnoş minnoş şeyler var. Evet. Kazakları pazar yeri gibi dağıtmışlar arkadaşlar. Gördünüz. Çok sevdim bu şeyleri. Baksana size çok şey. Geçti yani herisi. Bayağı geçti. Böyle bir çamaşır bölümleri. Şurası her zamanki gibi Ebru Şahlı'nın spor bölümü. Buraya çıkmıyor. Bir arada şey yapmak lazım. Bu ayın sonu gibi yapacağım ama bitkilerin saksılarını falan değiştireceğim. Bu payet deyince de ben bayılırım. Direksiyon kurtumu biliyorsunuz zaten bu şeyleri ne kadar çok sevdiğim. Burada da şöyle üstünü bir de burada göstereyim sizlere. Şöyle diyeyim. Geçen şey öğrendim. Şu baş parmağı dışarıda olanlar özgüven olmuş. Benim hep şu baş parmağım da dışarıdadır. Elim cebim altında hep dışarıda durur. Burada böyle bir şeyler varmış. Evet, şu neymiş, bu güzelmiş. Ama kısa, ne olmaz. Şurada da yeni bir koleksiyon çıkmış. Melis Ağzat. Adını söylemek çok zor. Her şey çok güzel. Eğer zayıfsanız, fiziğiniz, bedeniniz güzelse ya da böyle şeyleri giymeyi seviyorsanız eğer. Fakat fiyatlar yüksek. Bu tweet, Chanel kumaşlar çok iyi. Mesela bir 349.90, 350 lira. Ben buna 350 lira verir miyim? Herhalde vermem. Şu çok iyi bir şey. Bayağı içinde yün karışımı falan var. Bunun da fiyatı peşin 189 lira 99 kuruş. Çok güzel bence. Şurada şöyle şeyler var. Biraz kahve toprak tonları, turuncu tonları falan var. Ondan sonra benim sevdiğim kısım. Böyle ışıltılı, parıltılı şeyler. Mesela bakın bu üst çok güzel. Gerçekten aşırı 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 güzel. Bunun bir fiyatına bakmak istiyorum. Şuradan bakıyorum. Şöyle. Bunun fiyatı 379 lira. Ben buna 379 lira vermem. Alt kısmı da çok güzel. Alt, böyle alt üstü bir takım. Ama bunun da boyu çok uzun. Boyunu kestiğin zaman da şeyin bir anlamı kalmıyor. Böyle bir sıkıntı. Yani Türk kızları 2 metre değil ki. 1.80, 1.85 değil ki arkadaşlar. Şu da çok şık bir şey. Bunu da çok beğendim. İçinde de şöyle bir... Ne bu? Crop mu bu? O normal gibi. Şu da güzelmiş. Yakak kısmı falan bayağı iyi. Şurada bir siyah leopar. Etek var. Bu etek de aşırı şık. Şurada etek var. İki de çorap bile yapmışlar. Ve şu çanta. Tamam diyorsun. Bu da güzelmiş. Güzelmiş. Artık gidiyorum. AVM o kadar kalabalıktı ki bir iki yerde çekti ama inşallah onlar da telif yemezler. Şu araba ne güzelmiş diyecektim de. Volvo'nun mini bir jipi. XC kaç? Bakalım. Sapık gibi bakalım. Kaç bu? XC40. XC90'lar çok güzel. Ben çok beğeniyorum onları. Şimdi buradan şeye bakacağım. Girin ağzımın içine doğru sokacağım size. Hepinizi yiyeceğim arkadaşlar. Buradan bir market yapmam lazım. Markete gitmem lazım. Çünkü kabak ve bezelye alacağım. O yüzden
Eyüp'te bir file market var. Oraya gitmek istiyorum ama eğer şey varsa gideceğim. Yol kısaysa gideceğim. Şey varsa gideceğim değil, yol kısaysa gideceğim. Eğer trafik varsa ya da yol uzun sürüyorsa da yarın gideceğim. Bir bakayım ona göre. Çıktığım zaman bakayım. Ona göre ya eve gideceğiz ya da file markete gideceğiz. Eyüp'teki file markete gideceğiz. Bilmiyorum, birazcık kendimi yorgun hissediyorum. Şuraya bakmam lazım ama hep buraya bakamam. Şuraya bakmalıyım ama şuraya bakamam ama şuraya bak. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bir de doktor randevusu almam lazım. İlacım son. Bir günlük ilacım kaldı. Yarın bitiyor. Pazartesi. Aa evet. İlaç yarın bitiyor. Ben pazartesi günü gideceğim. Tamam dostlarım, öptüm hepinize. Ekler miydim hiç? Yeşil yandı. Ben eve gidiyorum çünkü arkadaşlar saat 7.30 olmuş. Hiç söylemiyorsunuz. Bayağı geç olmuş saat. O yüzden eve gitmeye karar verdim. Yarın o zaman ne yapıyoruz? Yarın yeni bir vlog çekiyoruz. Ve yarınki yeni vlogta da açılışı böyle marketten yapıyoruz. Bir şeyler alacağız. İyi oldu. Bu bayağı güzel oldu. Koş 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 koş. eve gidiyorum. O yüzden eve gidiyorum ve evde kapanışı yaparım artık diye düşünüyorum. Evde de ne yaparız? Ne bileyim, yaparız bir şeyler. Kuşlara falan bakarız. Kuşları falan çöpe atarız. Öyle yaparız bir şeyler. Arkamdaki arkadaş biraz hızlı gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Beni sağla. Beni sağla ve git arkadaşım. Siteye gelmiş bulunmaktayım. Şuradan dönünce hop. Hop, Vadi Koru. Online'ım. Ve adam bana selektör yaktı. Ay, hadi evde görüşürüz. Saat bayağı geç olduğu için ne yazık ki ne oldu ya? Ne var? Işık biraz kötü. Ne yazık ki ışık biraz kötü. O yüzden size bu şekilde göstereceğim. Şimdi bakın. Hafif de şöyle bir yaklaştırayım. Hayır papyoncuğum. Elime vurma. Şöyle koltuk aralarında kalan şeyler var. Şuraya ne oldu derseniz, az önce ben yemek yedim ve kucağıma dökmüşüm. Ondan sonra üstüne oturmuşum. Buralar maalesef böyle bir meyve şeyi oldu. Şimdi bu koltukları süpüreceğiz. Koltuk kılıflarını çıkardım, makineye attım. Böyle evin içi bir felaket halde. Ve burayı da süpüreceğim. Şimdi yeni süpürgem olunca minnoş minnoş süpürmek de tabii ki de güzel oluyor. Şöyle hafif geriye geleyim ve buraları süpürmeyi göstereceğim. Yani süpürüşümü göstereceğim size. Işığın felaket olmasına rağmen buraları size tekrar göstermek istedim. Koltuk kılıfları kurutma makinesinde kurudu. Güzelce hepsini taktım. Üzerine koltuk örtülerini de serdim. Yastıkları koydum. Papyon Bey'i çişe çıkardım. Geri getirdim. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ayaklar bacaklar yıkandı, o yüzden hafif ıslak. Üzerine de yağmur yağdığı için üzeri de birazcık ıslak. Ve artık başka yapacak bir işim kalmadı. Televizyonda, ATV'de şöyle hop telif yemeyeyim. Gece Kuşu diye bir şey vardı. Film var. The değil, hala var. Ve bunu izliyorum.
Öyle işte. Bakayım bir de kuşlara bakalım. Hah, dört dört, her yeri dört. Bak bak. Yem yemeye mi çıktın? Karnını doyurmaya mı çıktın? Ha? Doyur annesi, doyur. Hop. Ay, kıskanma, kıskanma. Bunların da üstü örtülü. Bugün şeye çıkardım, balkona çıkardım. Biraz hava alsınlar diye. Üşünmemeleri için üstlerini örttüm bu şekilde. Hafif böyle sıcak olsun diye. Çünkü arada hava aldırmayı da seviyorum kuşlara. Ve dostlarım, ekranı şöyle bir çevireyim ve kendime çevireyim. Bu da böyle bir vlog olmuş olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni biraz böyle arkaları falan bir toplamam lazım. Şu kısım birazcık dağınık. Ama hallederiz. Önemli değil biliyorsunuz. Neden dağıldı diye soracak olursanız. Ben bir stalk mevzusuna giriştim. Türkan abla ve Aslı bilir bu mevzuyu. O yüzden hep böyle şeylerle uğraştığım için evi de birazcık böyle boş verdim ve sallamış oldum. Neyse, ben filmime döneyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Papyon Bey ile beraber kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyelim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.